Merhaba, bugün 26 Mayıs, saat 10.30-11'e geliyor. Macaristan'dan Sırbistan'a girdik. İşlemler toplam 1-1.5 saat kadar sürdü. Çok yoğun falan denildi ama genel anlamda rahat geçtik. Arama da yapmadılar, bir bagajı açtırıp kapattılar sadece. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Herkese tekrar hayırlı akşamlar. 26 Mayıs akşam saat 18 sularında Sırbistan'dan Bulgaristan'a girdik. İşlemler yaklaşık 45 dakika sürdü. Fazla beklemedik. Bulgaristan girişinde yol çalışması var. Ama yollar öyle çok kötü değil. O yüzden içiniz rahat olsun. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Röski'ye giriyoruz. Sakin gözüküyor. Yani navigasyonun gösterdiğine göre de bir 15 dakika bekleme süresi vermiş. Sağ tarafta kamyonlar var, dikkat edin. Yolda olanlara söylüyorum. Haydi herkese hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. Macaristan'ın Türkiye istikametinde son benzinliğindeyim. OMV. Gördüğünüz gibi orası da bomboş. Kısıtlama, benzin kıtlığı falan bir şey yok. İlk yazdığım gibi. Sadece şimdiki burada gördüm. 100 litre diye bir kısıtlama etiket koymuşlar. Onu da ekleyeceğim fotoğraf olarak daha sonra. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar herkese. O dedikleri bozuk yerler buralar. Evet, şu anda saat 18.02, Sırbistan'a giriş yapacağız. Yani önümüzde fazla araba yok. Güzel, yani fazla beklemeyiz. Belki bir 10-12 tane araba var. Ondan sonra Sırbistan'a giriş yapacağız. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Görüşmek üzere. 10.35. Evet, 27 Mayıs 2022. Röske kapısındayız şu an. Şöyle göstereyim. Fazla kalabalık değil. Önümüzde de bir 10 araç falan var tahminimce. Umarım hızlıca geçeriz. Herkese hayırlı akşamlar. Şu anda Slovenya Zagreb yolundayız ve acayip yağmur var. Lütfen dikkatli olalım. Herkese hayırlı yolculuklar. İzin Yolu grubu merhaba. Şu anda sınırdayız. Slovenya, Hırvat sınırı. Hiç kalabalık değil. Yaklaşık bir dakikadır bekliyoruz. Önümüzde iki araba var. Merhaba.
Merhaba arkadaşlar. Şu anda Sırbistan'a giriyoruz. Önümüzde 2-3 araç var. Herhangi bir sorun yaşamadık. Bir tek yağmurlar vardı. Hırvatistan'da bayağı bir yoğun yağmurlar. Buralara dikkat ederseniz geri kalan yollar zaten gayet düzgün. Hepinize hayırlı yolculuklar. Hayırlı sabahlar İzinyolu ailesi. Ben Kocaeli Gebze'den saat 6 gibi yola çıktım. Kapıkule şu an itibariyle 145 kilometre kaldı. Yollar gayet sakin gözüküyor. Sınırda durumu tabi bilemiyorum. Hedefimiz Almanya Düsseldorf şehri. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kaza bela göstermesin. Allah'a emanet olun. Şu anda Sırbistan'dan çıktık. Bulgaristan'a giriş. Fazla kalabalık değil. 3-5 tane araba var önümüzde. Yollar bomboştu. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhaba İzinyolu ekibi. Biz Romanya üzerinden Bulgaristan'a geçmeyi tercih ettik. Şu an Romanya köylerindeyiz. 28 Mayıs saat 9.30. Şu an 70 ile gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yollar boş. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an itibariyle Kapıkule'ye girmekteyiz. Boş gözüküyor. Tabii o alanı bilemiyorum, öndeki alanı. Bakalım boş mu dolu mu, birazdan görürüz. Bu sabah saat 6 gibi Kocaeli Gebze'den çıktık yola. Hedefimiz Almanya Düsseldorf. Şu an itibariyle Kapıkule'ye geldik. Fazla kimse gözükmüyor. Kalabalık değil. Alanı göremiyorum. Birazdan Bulgaristan'a giriş yapacağız. Oradan da bir video atmaya çalışırım. Geride kalanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. 28 Mayıs Cumartesi. Bulgaristan giriş. Sınır kapısından sonra inşaat bölgesi başlıyor. İnşaat alanında çalışmalar devam ediyor. Yoğun trafik mevcut. Dikkatli gidin. Evet, şu anda Bulgaristan'a girdik. İnşaat alanından geçiyoruz. Umarım uzun sürmez. Yollar çok kötü. İnşaat alanı olduğu için dikkat edin. Yavaş yavaş geçin. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhaba. Sabah saat 6 civarı Romanya'ya giriş yaptık. Yaklaşık 280 kilometredir Romanya'da yol alıyoruz. Bir 100 kilometresini tek şerit gidiş geliş yollarda geçirdik. Şu anda 180 kilometredir otobandayız. Yollar gayet temiz, açık, hiçbir sıkıntı yok. Hepinize iyi yolculuklar. Merhaba İzinyolu ekibi. Biz Romanya üzerinden Bulgaristan'a geçmeyi tercih ettik. Şu an Romanya köylerindeyiz. 28 Mayıs saat 9.30. Şu an 70 ile gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yollar boş. Herkese hayırlı yolculuklar. İlk önce herkese hayırlı yolculuklar. Sabahleyin Sırp sınırında Türkiye-Almanya istikameti. Sırp çıkışında arabayı kontrol ettiler. Kontrol esnasında arabanın muayenesi geçti.
ortaya çıktı ve çok büyük sorun olduğunu söylediler. Bundan dolayı arabayı komple alt üst ettiler. Tankı boşalttılar, içine baktılar. Esrar eroin veyahut da para kaçakçılığı yapıyoruz mu diye. Yalnız başına yolda olduğum için bir şey demedim. Hepsini kontrol ettirdim. Arabanın bütün plastik parçalarını kırdılar sökerkene. Öyle arabanın içine attılar. Ve sonradan devam edemeyeceğimi söylediler. Sırba geri dönmem gerekiyor. Ve arabayı çekicinin üstünde sınır üzerinden geçirmemi söylediler. Evet, maalesef böyle şeyler de oluyor. Arabayı çekicinin üstüne geri götürmemi söylediler. Sırp üzerinden gidemeyeceğimi, kağıtlarını veremeyeceklerini, plakayı sökeceklerini söylediler. Ve ona rağmen tekrardan konuşmaya çalıştım. Bir insanı korkutuyorlar. Ondan sonra kamera olmayan bir yere götürüp çorba parası deyip para almaya çalışıyorlar. Sonra öğrendim ki öyle bir şey olmadığını, muayenesi geçmiş halde olduğunda dahil sıkıntı çıkmayacağını öğrendik. Ama bunlar sadece para koparmak için böyle şeyler yapıyor. Çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar. İyi günler. İzin yolu takipçileri. Şu anda Bulgar çıkış sınırına doğru yaklaşık 10 kilometre kala böyle bir yoldan gidiyoruz. Bayağı bir çukur var. O yüzden dikkatli gitmenizi tavsiye ederim. Hayırlı yolculuklar. Günler, şu anda Bulgaristan'ın sonu, Sırp'a yaklaştık. Burada yol çalışması var. Maalesef yavaş ilerliyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Yollar iyi değil. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. İtibariyle Bulgaristan çıkış biraz yoğunluk var gibi. İnşallah fazla beklemeyiz. Merhaba. Biz bugün Frankfurt Gießen'den yola çıktık. Şu an Nürnberg tarafındayız. Yolda bazı inşaatlar var. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Sizin yol ekibi bu sabah saat 7 itibariyle Romanya'ya giriş yaptık. Ve Rusçuk gümrük kapısına geldik. Gümrükte kimse yok. Yollar gayet güzel, sakindi. 9 saatte komple Romanya'yı geçtim. Romanya'nın üst kısmından giriş yaptım. Ve şimdi Rusçuk kapısından giriyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar. İyi günler. Sevgili izin yolu takipçileri, şu anda Romanya sınırından çıkmış bulunuyorum. Bir dakika içinde gümrüğü geçtim. Pasaportlara bile bakmadılar. Sadece 3 euro köprü ücreti aldılar. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hamza Beyli gümrük kapısına doğru. Romanya'dan çıktık. Şu an Bulgaristan sınırındayız. Rusçuk'tan giriş yapacağız. 2-3 araç var önümüzde.
Herkese merhaba. Şimdi Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçiyoruz. Sınır sakin. Önümüzde 7-8 araba var ama hızlı hızlı ilerliyor. Bugün 28 Mayıs. Saat 7'ye 6 geçiyor. Yani büyük ihtimalle 10 dakika sürmez geçmemiz. Teşekkürler.